Neyse ona tabii bakacağız tabii. Hatice'ye yani. Denetice bu. Tabii ki yani. Eyvallah. Peki büyük derbiye. Bu arada bu maçta 4 kırmızı kart oldu. Şaka yapıyorsun. Çok evet. Oha. O zaman 8'den fazla yani. 9 falan oluyor. 4 kırmızı. Toplam. 4 kırmızı kart sayıyorum. 28'de Kevin Mirallas yemiş Gaziantep'te. Mirallas da Everton'da kim Mirallas olmasın? Bilmiyorum. Junior Moraes yemiş 65'te. 79'da Sidney Sam yemiş. 90+6'da Ufuk Akyol nasıl? Kaleci değil miydi Ufuk Akyol sizin? Ufuk Akyol yok da orta sahada. O öyle mi? Bizdeki Ufuk Ceylan. Ufuk Ceylan. Ufuk Akyol başka bir şey de olabilir ama. Ufuk Akyol 90+6'da kırmızı kart yemiş yani. 4 kırmızı kartın olduğu ikisi ikinci sarıdan. Aynen. Galiba iki tanesi doğrudan. Bir yani ben bu arada maçın özetini izledim şimdi hatırlıyorum. Kırmızı kartların herhangi birinde bir hata yok. Yani gerçekten herhalde haftanın hakemi bu maçın hakemiydi. Tam ismini hatırlayamıyorum birazdan bakarım ama. Maçın hakemini bu maçın hakemi diyebilirim çünkü zor bir maçtı, sert bir maçtı. Yani müdahalelerin çok olduğu. Evet. Ondan sonra ikili mücadelelerin böyle sert olduğu bir maçtı. Ona rağmen yine iyi yönetti. İyi yani ne denir ona? Gücünü iyi yansıttı yani hakem sahaya. Gayet de güzel bir maç yönetti bence. Bir de 4 kırmızı kart çıkarmak da cesaret ister. Cesaret ister. Taraftarın olmaması da bunu tabii tetikliyor ama. Evet, evet biraz öyle ama yine de şey yani adam. Gerçi Antalya'nın taraftarı olsun olur olmaz. En azından orada bir ıslık yememekten iyidir. Doğru. Doğru. Yani bu maçı da geçelim zaten. Sonraki kısır maç, bir maç. Evet. Derbi. İstanbul derbisi. Tam bir derbi oldu. Tam bir derbi. Çok üzüldüm. Seyircisiz oynandığına çok üzüldüğüm bir maç. İnanılmaz bir maç. Gerçekten Karagümrük'te bu maçın seyircili oynandığını hani futbolla sadece Türkiye Ligi değil de çoğu ligde yani bu taraftarların ne kadar ateşli olduğunu bilen insanlar anlayacaktır ne demek istediğimi. Yani ama bir anlamda iyi oldu. Yani 3. Dünya Savaşı. Evet, birazcık da öyle bir şey oldu. Büyük Karagümrük Kasımpaşa ikisi de bir İstanbul takımı. Birbirlerine yakın semtler ve birazcık sevmezler birbirlerini. Hiç, yani antipatiklerdir birbirlerine. Çok da güzel bir maç olurdu aslında seyircili olsa. Tabii ki hani bir sorun çıkmadı senaryoda söyleyeyim hani. Bir hani yaralamadır. Peki mümkün mü? Mümkün müdür yani? Artık yani, öyle şeyler çok olmuyor. Çok olmuyor ama yeni çıkmış bir takım olan Karagümrük için bu birazcık tabii daha hani yani oradaki insanlar birazcık bağımlı takımlarına yani gözü dönebiliyor. Ya gerçi zaten holiganlık dediğimiz şey o. Takımına çok bağlılığın göze dönmüş halidir yani holiganlık. Evet. Artık emniyet falan hiç müsaade etmiyor böyle şeylere. Gerçi evet. Yani olabilirdi. Neyse ki seyircisiz oynandı. Bir yandan neyse ki diyoruz bir yandan üzülüyoruz ama en azından olay çıkmadığı için seviniyoruz diyelim. Evet. Çıkmaya da bilirdi şimdi Karagümrük taraftarları bize hani şey yapmasın ama. Karagümrük bu arada ben inanılmaz seviyorum ya. Ben de. Benim zaten duygusal bir bağım var. Biz geçen hafta Karagümrük hakkında konuşurken yayın kesildi. Yani bir aksaklık oldu. Karagümrük'e özel bir yayın yapsak sadece onu konuşabiliriz. Tabii yani canım. O kadar evet şey. Gerçekten. Ben çok başarılı buluyorum Karagümrük'ü gerçekten. Kadroyu süper dizdiler. Evet. Yani kadro çok güzel. Kadrosu çok güzel. Maçlar da ya zaten ortada. Tabii canım. Yani bu maçta korkunç da korkunç bir takım oldu. Korkunç bir takım yani. Bir puan almasını bildi ama yani aldı bir puan değeri Erik Sabo mesela. Erik Sabo. Şahane bir futbolcu. Değerli bir futbolcu. Yani birazcık Enzo Rocco transferi hakkında eleştirmek istiyorum. Karagümrük'ü. Evet, evet. Tamam Beşiktaş'la aramız iyi. Beşiktaş'la kardeş takım sayılabilirsiniz. Karagümrük semtinde kime sorarsanız ilk takım Karagümrük, ikincisi Beşiktaş'tır ya da tam tersi. Çoğunlukla değil. Bir oyuncu almak istiyorsanız bu Enzo Rocco olmamalı. Tabii. Aslında ilk 2-3 haftada bir gol 2 asistlik bir katkı sağladı. Beşiktaş'ta 3 sezonda yapamadı, 2 sezonda yapamadı. Şey 2 haftada yaptı. Ama defansif hataları gerçekten çok göz yoruyor. Adam yoruyor birazcık yani. Daha konsantre olması lazım. Takım iyi giderken sırıtmaması lazım. Hiçbir futbolcunun ki Enzo Rocco bana göre sırıtıyor. Peki ikisinden birini alacak olsan Enzo Rocco'yu mu alırsın Wellington'u mu? Ayı Wellington. Öyle bir iki tane canlı bomba. Ya yine Rocco'yu alırım galiba. Tabii. Wellington'a karşı nefretimi geçen bölümde kustum. Babam da birazcık beni şey yaptı ama azarladı diyelim ama hak ediyor yani. Baba özür diliyorum ama. Ya baksana Karagümrük'ün kadrosuna bakıyorum. Enzo Rocco'su, NDIS'i, Şeşus'u, Mevlüt'ü, Jimmy Durmaz'ı. Mevlüt çok kötü. Mevlüt, arkadaşlar. Mevlüt kötü var ya. Rezalet ama rezalet. Sonuçta bir büyük de ismi var. İsim, Mevlüt Erdenç yani. Tabii canım. Ama yani bu maçta kaçırdığı gol yani hiç affedilecek. Skandal. Gerçekten büyük skandal. Artı olarak
Badu da çok, iki tane çok net pozisyon kaçırdı. Evet. Çok Badu, net Badu yani. Zaten ayaksız. Harbiden ayaksız. Onun ciğeri var, o koşar. Ama ve Jimmy Durmaz'ın yediği bir kırmızı kartlı maçımızda Jimmy Durmaz kırmızı kart kırdı. Kırmızı kartı görmedim. Ben gördüm. Jimmy Durmaz var ya, takımları paramparça etti var ya adam. Jimmy Durmaz birazcık dengesiz bir adam yani. Kanka, bak şöyle oluyor olay. Karşıdaki adam bunu düşürüyor böyle, bu omuzuna kalkmış pozisyondayken. Aynen. Tam o iki bacağın arasındaki takım takla batı takla böyle. Evet. Yani o kadar da sen yani, düşmanına vurmazsın kardeşim. Şöyle şey ya. İkili mücadeledeyiz seninle. Seni itiyorum, sen Jimmy Durmaz'sın bu arada. Seni itiyorum, yerde yuvarlanırken tam ayağa kalkarken dedenin bahsettiği bölgeye bir tekme atıyorsun ama görünmeyecek bir şekilde. Şey, bu Galatasaray topçusu hareketi. Fatih Terim topçusu hareketidir bu birazcık. Ve tabii yani şey, bilmiyorum, dakika 74'te yapılacak hareket değil. Yapma kardeşim. Tamam, Nabız 180 de sen de futbolcusun. Biz değilsin yani. Biz yorumluyuz, biz yaparız. Ama sen yapma yani. Sen yapma kardeşim. Gerek yok böyle şeylere. Ama Karagümrük yani yine kıl payı kaçıranlardan biri diye. Evet, geçen haftadan konuşamamıştık. Bu hafta en azından birazcık daha Karagümrük'e yoğunlaşalım. Hani evet. Karagümrük güzel bir takım. Ben bayağı beğeniyorum. Maçta istatistiksel olarak böyle çok şey dişe diş geçmiş. Bak 45-55 paslar eşit. Ya şöyle, Karagümrük geçen hafta bahsettiğim kısmı koyamadık ama tekrar bahsedeyim. İlk hafta 3-0 Malatya'yı, ikinci hafta Gaziantep'le 2-2 berabere kaldı. Üçüncü haftada Başakşehir'e 2-0 yendi. Vurgeç takımı olan ilk 4 hafta Başakşehir'e 2-0. Onlar da vurup geçti. Vurkaç. Fenerbahçe maçı berabere bitti mi? Evet. Fenerbahçe mi kazandı? Yok. Berabere bitti galiba. Yok. Fenerbahçe 2-1 yendi. Aynen. Fenerbahçe 2-1 yendi. Penaltı kaçırdı. Penaltı kaçırdı. Aynen. Evet. Bundan beraberlik diye kalmış. Bu hafta da berabere kaldı. Ama hala daha bence çok daha yani kuvvetli dönecektir bu beraberlikten. Antrenörleri de çok başarılı bir insan yani gördüğüm kadarıyla. Ha. Ben bir hikaye anlatmak isterim Karagümrük'le ilgili. Tabii. Benim bir arkadaşım vardır. Karagümrük'ün böyle harbiden has sponsorlarından bir şirketin sahibi falan. Ama yani Karagümrük hakkında çok şey biliyor, böyle takip ediyor. Boş falan. Boş sponsorlardan değil yani. Yok yok değil. Zaten herkes tanır yani onları. Neyse, oturuyorduk. Yani 2 sene önce falan bu arada. İşte diyordu ki bir başkan geldi bize, işte Süleyman Urma falan. Bu adamı herkes çok beğeniyor. Bu adamın vizyonu mükemmel. İşte diyor ki hedefimiz işte 2 sene içinde Süper Lig'e çıkmak falan filan. Ben de ayıp olmasın diye kardeşim umarım öyle olur falan diyordum yani. Diyordum Karagümrük ne çıkacak kardeşim, ne işi var bunların, mahalle takımı falan diyordum. Şimdi geldiği duruma bak, Süleyman Urma gerçekten bir futbol vizyonermiş. Hala yani. Başkanı mı Karagümrük? Hala başkanı. Gerçekten bir vizyonermiş. Helal olsun yani, daha ne denebilir ki, bu kadroyu dizmişsin, bu kadar iyi bir durumdasın. Umarım böyle devam eder. Borcu yok takıma. Borcu yok. Artı olarak yani ben Karagümrük'ü gerçekten ilk 3'te falan görmeyi isterdim veya ilk 5'te en azından. Avrupa'da görsek yeter. Üf, üf, benim de hani olsun. Babamdan dolayı duyduğum birkaç bir bilgi var Karagümrük'le alakalı. Zaten çoğu futbol programında da bu konuşuluyor. Scout ekibi ve teknik ekibi futbolu gerçekten bilen, gerçekten seven ve kime ne kadar para verilmesi gerektiğini, kime transfer, yani kimi transfer etmesi gerektiğini çok iyi bilen, çok bilgili insanlar. Boş beleş oraya getirilmiş ve hani bize forvet lazım, şunu alalım, bunu alalım insanlardan değiller. Takıma en faydalı hangisi olacaksa onu almanın peşinde olan insanlar olduğu için yani bu başarının ardı arkası kesilmez. Aksilik olmadığı sürece. Umarım da o aksilik gerçekleşmez. Hani ne olduğuna dair hani bir hani şu aksilik olursa demeyeceğim. Herhangi bir aksilik olmadığı sürece başarılı olacak bir takım. Ben umarım başarısının devam etmesini diliyorum ki edecek gibi de duruyor yani bu ekip dağılmadığı sürece. İsraf yok. İsraf yok. Boş işte kovalamıyorlar. Boş yani işler değil. Doğru atış. Doğru atış. Kesinlikle yani. Zaten şeyimiz o. Mottomuz olması lazım. Tek atış tek şans. Hatta ne demişler? İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Sonra da işte gitmeyeceksin. Aynen öyle. Tabii canım ya. Boyun bu kadar basit. Boyun bu kadar basit. Diyelim ve Karagümrük Kasımpaşa. Kasımpaşa hakkında çok konuşmadık ama. Ya Kasımpaşa. Yani ne söyleyebilirsin ki? Kasımpaşa senelerdir ben kendimi bildim bileli büyük takımlara ters oynayan bir takımdır. Anadolu takımları içerisinde ya da düşük takımlar içerisinde. Onlara gelince sıyırır. Onlara gelince şey yapar. Sıyırır. Önemli maçlara fokus olan, önemli maçlara dikkat çeken bir takım. Mesela Quaresma'nın oraya neden gittiğini asla anlayamayacağım. Evet, Quaresma İstanbul hayatı. İstanbul'u bırakmak istemedi. Ya da eşi çocukları falan burada. Zaten şu an Portekiz'e gitti. Ha.
Yani ne bileyim Kasımpaşa'ya da ben kariyerimde öyle bir takımın gözükmesini istemem. Kovarejma olarak yani. Yani Kovarejma olsa ben bakarım. Artık bu saatten sonra. Bu saatten sonra zaten kadayıf olmuş kılları. Yani. Kadayıf olmuş abi. Kasımpaşa'nın Kasımpaşa 8. Fatih Karagümrük 3. ve 8 puanda. İki takıma da bol şans dileyelim. Zaten aralarında bir puan fark var. Mış yine bir puan farkı oldu. Evet. Hayırlısı olsun iki takım için. Hayırlısı yani olsun, ne diyelim. Olsun. Ama daha çok Karagümrük için olsun. Karagümrük için olsun. Kasımpaşa zaten bu ligin tozunu yutmuş. Tabii canım. Ununu eleğine asmış bir takım. Bu lige yerleşmiş var mı? Lige yerleşmiş. Kolay kolay. Buradan da Karagümrük'e selam olsun. Karagümrük'e selam olsun. Aynen buradan. Öyle. Abdülkerim Duman. Selam olsun. Eyvallah. Ve var ya. Ve gerçekten dinlenmek istiyorum. Haftanın en güzel maçı. Heh. Yemin ediyorum var ya. Keşke yani... Böyle bir şey demeyi hiç sevmem ama keşke Fenerbahçeli olsaydım da kardeşim, şu maçta yani. Ya var ya şu hafta ya bana... öyle keyifli izledim ki. Aha şu hafta bana dopamin sağlayan maç bu maç. Bak var ya böyle bir maç olamaz of ya. Yani var ya ne kadar böyle... konuya giremedik hala. Gerçekten konuya giremedik hala. Yani de önce sen konuş. Öncelikle bu arada ben zaten Gül Emre'den sıkıntı bekliyordum. Gül Emre. Oğlum yani gerçekten kendimi kaybettim. Bu arada çok bölüyorum. Ha, tabii. Fark etmişlerdir büyük ihtimalle ama bunu direkt söyledik mi hatırlamıyorum. Hı. Dede Fenerbahçeli. Aynen. Evet. Umut Galatasaraylı, ben de Beşiktaşlıyım. Bunu dipnot olarak geçeyim hani yorumlarda. Aynen. Hani buna göre yorum yapın bundan sonra diyeyim. Devam ederiz. İşte bak telaffuzunu unuttum ya. Gilerme. Heh Gilerme. Gilerme. Biz Gilerme'den sıkıntı bekliyorduk zaten. Sıkıntıyı verdi. Sıkıntıyı verdi. Verdi odunu. Verdi odunu. Yaktı odunu. O eyvallah. Sosa açısından ben yani Sosa penaltıyı attı falan eyvallah ama ben şunu fark ettim bu maçta Sosa için. Sosa gerçekten Emre Bölüzoğlu'nun yerini çok güzel doldurdu. Çok güzel doldurdu. Ve o yani kadrodaki o slotun tam böyle arınacak. Tamam böyle oturacak yani. Tamam. Mükemmel. Tecrübeli zaten 35 yaşında. Emre Belözoğlu'ndan daha da fazla katkı veriyor bence. Kesinlikle. Emre Belözoğlu geçerse 45 dakika oynayıp çıkıyordu. Evet. Tabii canım. O da 45 dakika oynayıp kenardan adam yönetiyor. Ha, o da tabii 65 yaşında olduğu için biraz. Ama olsun yani. Sosa bence çok harika. Umarım yani bu sene gerçekten daha fazla katkılarını göreceğiz. Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı hariç bütün maçlarını izlerken inanılmaz keyif aldım. Ülkeye artık yeni bir şey var diyebiliriz. Emre abisi var diyebiliriz yani. Aynen öyle. İleride göreceğiz. Ozan Tufan da bu ligin abileri klasmanında işte Ardaların, Emre'lerin tabii sonraki jenerasyon olarak gelecektir diye düşünüyorum. Onlar gibi Avrupa görür mü? Heh ben de oynayacaktım. Zor. Zor ama zor. Neden olmasın? Hala daha genç. Belki radarına girer bu milli maçlardan sonra Avrupa takımına. Karıyla kızı çok takılmasaydı girerdi de Avrupa'ya. Şimdi nişanlandı gerçi de. Evet. O zamanlar. Birazcık o zamanlar. Da yani göbeği falan çok salmasaydı zamanında. Ha, evet. Bu arada kebapları indirmeseydi, daha iyi yerlere gelebilirdi. Maçı 90 dakika izlediniz mi? Fener maçına. Kısmen. İzleyen oldu yani mu? Ben kısmen izledim. Bir şey soracağım. İlk 10 dakika. Kaleci İrfan'ı nasıl buldunuz? Yani kaleci İrfan? Kaleci İrfan kurtardı sanki ya. Abi kaleci İrfan var ya. Aa doğru. Bak ona değinecektim ben. Evet. Korkunç bir şey ya. Evet. Evet. Böyle bir şey olamaz. İrfan iki tane güzel yani. İrfan Can eğri bayat. Yani şu maç 3-2 ise İrfan Can sayesinde 5-2, 6-2 olur. Kesinlikle. Yani. Neler Altay'dan kurtardı. Altay'dan çok daha iyi bir kaleci yani bence. Tabii canım. Samat'ın, Papi Sisse'nin ne şutlarını kurtardı. Ama şimdi Papi Sisse de yani. Papi Sisse de birazcık yani girdikten sonra kaçırdığı 2 gol. İlki zaten bomboş kale. Çarptı yani şey olur. İkincisi de tamamen bencillikten kaynaklı yani orada. Bak kardeşim. Ya bak birader, ben halı sahada top oynarım tamam mı? Top sürerim, topa bakarım. Anladın mı? Önemli değil yani. Etrafıma bakmam top oynarken. Ben futbolcu değilim. Sen futbolcusun kardeşim. Sağında solunda biri koşuyorsa onu görmen lazım. Tabii, gidiyorsun gidiyorsun, adam geriden gelmiş senin yanında sana destek olmak için. Bencil olma kardeşim yani. Bak etrafına. Tak, salla atmasına. Var ya. Heh, yani 3 değil 4 saniye boyunca. Yani kafasından düşünüp o pası verebilirdi. Öyle bir aralık vardı. Ve ki öyle de bir futbolcu aslında kariyerine baktığın zaman. Geçen sene ikinci gol kralı. Daha önceden de galiba gol kralı gördün mü? Hatırlamıyorum ama. Ya neden bu bencillik kardeşim? Tamam yani sen de kendini kanıtlamak istiyor olabilirsin.
Ama yapma. Baba yani. Yaş olmuş, yaş kemale ermiş, 55 yaşına gelmiş daha niye kanıtlayacak? Hadi Fener'e geldim hani işte dedi ya işte sizin de beklentinizi boşa çıkarmayacağım falan. Ama yani böyle de boşa çıkmayacak. Yani böyle birkaç hafta daha oynamaya devam ederse beklentiyi geçtim kendini boşa çıkarmış öyle olacak yani. Hep tıraş makinesi. Evet. Tıraş makinesi. Kendini boşa çıkaracak. Ayıp bundan ya. Sonra da daha gidecek hiçbir kapısı kalmaz diye düşünüyorum. Kendi ülkesinde artık çamurda orada burada top oynarsa bilemem de yani tabii. Türkiye'de zor bence. Bu, Anadolu takımları yine artık havada kapar da yani o yaştan sonra ben olsam hiç ben Anadolu takımın yerinde olsam yani. Ya almam yani. Almam abi. Kaşındaki kıllar ağrımış. Ne yapacak? Kadayıf olmuş. Bıyıkları kadayıf olmuş. Gelmiş Fenerbahçe'de top oynamaya çalışıyor ve kötü oynuyor. Oynama. Kelepir yani. Olmuşsun kardeşim ya. Bu arada Serdar Aziz hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ona gelecektim. Ya git artık kardeşim bu takımdan git yani. Niye ya ne güzel gol attı ne ya istiyorsun? Ya baba anladım. Güzel gol attı da yani ne bileyim ya. Savunma yok. Savunma yok penaltı yaptı. En zor penaltı bu arada penaltıyla alakası yok onun. Ya abi bilmiyorum yani. Temas bu arada yok. Temas yok ki. Ya ama topa da bir temas yok. Boşluğa kaymış ama değmiş yani. Ben yani. Ama Serdar Aziz olduğu için işte bir penaltı olmuş yani. %51 %49 düşünüyorum o pozisyon için. Penaltı olduğunu düşünüyorum yani ben ama. Ya kafayla attığı golü telafi etti güzel. Evet. Ama yani o fırsat her zaman bulamaz ve bence bu agresifliği devam edecek diye düşünüyorum. Bence Lemos tercih edilebilir her zaman. Lemos cezalı. Lemos tercih edilir. Lemos cezalı. Lemos cezalı. Cezalı kırmızı kart dedi. Kırmızı kart dedi. Aynen bak nasıl gaf veriyoruz. Bu gaf değil canım. Unutabilirsin böyle şey. Yani bunu kardeşim. Haftaya başka birini buluruz. Harbiden artık. Şey gibi oğlum. Bu sene sakatlanmış mı ya falan. Yayından önce bu sene sakat olduğunu yeni hatırladı da. Aynen. Oluyor öyle şeyler. Yoğunluktan. Acemi ilk. Gerçekten arkadaşın ders ve hayat yoğunluğu bizden çok daha fazla olduğu için bu yayınlara bile zor geliyor yani. O yüzden verdiği gafları çok fazla. Hatta eğlence köşemiz bile olabilir yani. Eyvallah. Bu kadar yapabiliyor olması bile bizim için çok bir şey yani gerçekten. Bizi yalnız bırakmıyor olması. Teveccühünüz eyvallah. Diyelim peki Göztepe hakkında diyeceğiniz birkaç bir şey var mı? Yani, ya da birçok bir şey. Ben Fenerbahçe'ye o kadar yükseldim ki Göztepe yani. Göztepe de fena değil. Göztepe'nin yükünü 3 adam taşıyor. Cilerme. Halil Akbunar. İrfan Can. Diğerlerine hepsi tıraş mı? Samat da bu arada çok talihsiz. Bence atmalıydı yani. O kadar övdük. Evet ya. Samat da bizim nazarımızdaydı galiba. Aynen.